Hazır mıyız? Değerli basın mensupları, bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmenin ardından Sayın Ümit Özdağ, pazar günü yapılacak seçimlerde Zafer Partisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklamıştır. Milletimizin beklediği bu önemli birlikteliğin saray ve şurekasında ciddi rahatsızlık yarattığını ve bu çerçevede bir dezenformasyon sürecinin başlattıklarını görüyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol metni son derece açıktır. Bu nedenle dezenformasyon yapılan konulara ben de açıklık getirmek istiyorum. Birincisi protokolün dördüncü maddesinde yer alan düzenleme Millet İttifakı'nın ortak politikalar mutabakat metninde detaylarıyla yer alan maddenin özet halidir. Mutabakat metnimizin 60. sayfasında yer alan ifadeleri size aynen okuyorum. Seçilmiş yöneticilerin görevlerine bir yargı kararı olmadıkça son verilememesini güvence altına alacağız. Millet İttifakı'nın sözü budur. Protokol metninde de yargı kararı olmaksızın adım atılmayacağı, atılamayacağı net bir şekilde ifade edilmiştir. İkinci konu bakanlık meselesidir. Baştan beri söylüyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bakanlar Kurulu'nu Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Kaldı ki Sayın Genel Başkanımızın Sayın Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir. Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konuları oluşturmuştur. Çok açık ve net söyleyeyim. Protokolde yer alan ve benim az önce açıkladığım hususlar dışındaki haber ve yorumlar dezenformasyon ve yalandır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sadece bu konuyla ilgili sorularınızı alabilirim. Soru yok galiba. Evet çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.